Komşum, duydun mu Rekabet Kurulu'nun Coca-Cola hakkında verdiği kararı? Yo, hayır komşum, duymadım. Duyarsın, merak etme. Coca-Cola tüm satış noktalarını bilgilendirecekmiş. Ama ben yine de bildiklerimi anlatayım. Hani Rekabet Kurumu bir soruşturma yürütüyordu ya. Rekabet Kurumu'na kapsamlı taahhütler vermişler. Artık bazı davranışlarda bulunmayacaklarmış. Öyle mi? Ne gibi? Hani gazlı ve kolalı içeceklerde tek satıcılık anlaşmaları yapamıyorlardı ya, sadece benim ürünlerimi sat demiyorlardı. Bunu artık meyve suyu, su, soda gibi ürünlerde de söylemeyecekler. İstersen bu ürünlerde de rakiplerini satmanda bir engel olmayacak. Gerçekten mi? Bir de şu var, Coca-Cola dolabının hani %20'sini rakip ürünlere açıyordunuz ya, bu oran %25'e yükselmiş. Rekabet Kurumu'nun Coca-Cola ile ilgili kararı açıklandı. Bu karara göre... Rekabet Kurumu'nca Coca-Cola Satış Dağıtım AŞ hakkında yürütülen soruşturma, 2021 yılında Coca-Cola tarafından sunulan kapsamlı taahhütlerin kabul edilmesiyle sonlandırılmıştır. Bu taahhütlere göre, 100 metrekare altındaki büfe, bakkal gibi noktalarla, kafe ve restoran gibi yerinde tüketim kanalındaki noktalar bakımından, Coca-Cola'ya ait içecek dolaplarının %25'i, satış noktasında soğutucusu bulunmayan rakip ürünlere açılacaktır. Bu alan, noktanın kendi tercihi doğrultusunda Coca-Cola'nın rakibi olan alkolsüz ticari içecek ürünlerini alacak şekilde kullanılabilecektir. Ayrılan %25'lik alanda hangi rakip ürünlerin yer alacağı ile ilgili olarak Coca-Cola herhangi bir yönlendirmede bulunmayacaktır. Gazsız ürünler için tek satıcılık, yani sadece Coca-Cola ürünlerinin satılmasına yönelik sözleşmelerin yapılmasına son verilecektir. Yapılan sözleşmelerin bir örneği satış noktasına bırakılacaktır. Sözleşmeler, kolalı içecekler, diğer gazlı ürünler ve gazsız ürünler olmak üzere her bir ürün grubu için ayrı ayrı düzenlenecektir. Her bir sözleşme, kendi ürün grubuna ait miktarı, indirimleri ve yatırımları içerecek şekilde düzenlenecektir. Kolalı içecek sözleşmelerinde kolalı içeceklere, diğer gazlı ürün sözleşmelerinde aromalı gazozlar ve sade gazozlara, gazsız ürün sözleşmelerinde ise su ve soda, meyve suyu ve buzlu çay, enerji içeceği ve sporcu içeceğine ilişkin içecek miktarları ve indirimlerle yatırımlar yer alabilecektir. Miktar hesaplamaları bakımından sözleşmeler ve söz konusu alt kategoriler arasında geçiş yapılamayacaktır. Süreli sözleşmeler açısından sözleşme süresi 2 yılla sınırlı tutulacaktır. Miktar hedefli sözleşmelerde sözleşmenin yürürlüğünün 2 yılı aşması halinde satış noktasına cezai şart uygulanmayacak olup satış noktasının sözleşmeden çıkış hakkı bulunacaktır. Miktar hedefli sözleşmelerde miktarın belirlenmesine ilişkin hesaplama yöntemi ve noktalara uygulanacak toplam indirimler ve yatırımlar, Coca-Cola'nın satış noktasında tek marka satılmasına sebebiyet vermeyecek şekilde belirlenecektir. Satış noktaları, satış koşullarına ilişkin olarak müşteri iletişim merkezine her zaman danışabilecekler ve ilgili hattı aramalarından ötürü bir hak kaybına uğramayacaklardır. Sözleşme imzalanmayan satış noktaları bakımından da bu taahhütteki prensiplere uyulacaktır. Burada ana hatlarıyla sunulmuş taahhütün detaylarına Rekabet Kurumu'nun web sayfasından ulaşılabilecektir. Rekabet Kurumu, rekabetin korunması için yasalarla kendisine verilen görevleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.